Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet hanımlar buyurun, başlıyor efendim. Konuğumuz Remziye Özdemir hanımefendi. Kendisiyle ergenlik dönemindeki gençler ve ailelerin tutumu hakkında konuşacağız inşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız Remziye Hanım? Elhamdülillah, nasılsınız? Çok şükür. İyiyiz, çok şükür. Sizler de iyisiniz. Çok şükür. Hamd sanalar olsun. Elhamdülillah. Sizin ergenlikte olan çocuklarınız var mı inşallah, evet. Ya da girenler? İyi. Sizden bayağı bir bilgi edineceğiz bugün Allah'ın izniyle inşallah. Peki efendim, çocuklarda ergenlik dönemi hayatımızda önemli bir yer temsil ediyor. Evet. Çünkü bu dönemde çocuklarımız agresif, sinirli olabiliyorlar. Tutumumuz nasıl olmalı gençlerimize karşı? Evet. Tabii ki insanız. İnsanlığın da evreleri vardır. Çocukluk dönemi, bebeklik dönemi, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemi diye. Fakat çocuk eğitimine veya insanın eğitimine gittiğimiz zaman İslam literatüründe sünnete baktığımızda, hadisleri incelediğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ergenlik dönemine ait çok yakın bir tabir yok. Yani yok, günümüz insanında var, evet, zaten bu yani. Günümüz insanında evet. O zaman neleri kaybettik de biz böyle bir ergen toplumu oluşturduk veya ergenlik kavramı oluştu. Yani bu kavramı bizler mi ortaya çıkarttık? Yani çocuklarımıza bizler mi empoze, evet, ettik aslında? Bu kavramı oluşturduk mi? Sonra böyle ergenler mi çıktı, yoksa hı-hı, gerçekten ergenlik oluştu da sonra biz bu kavramı mı fark, evet, ettik? Aslında ikincisi daha doğru. Hı-hı. Çünkü bu modern toplumlara ait bir illet. Ergenlik. Yani illet derken sonuçları maalesef çünkü hastalık olarak kabul şeklinde, edilmiş durumda. Şeklinde. Tabii daha hafif geçişli halinde olanlar var. O zaman biz nerede hata yapıyoruz? Veya kendi anne babalarımızın gençliğine sorduğumuzda siz ergenlik dönemi geçirdiniz mi şeklinde böyle bir söylemde bulunduğumuz zaman biz farkına bile varmadık. Genç olduğumuzu bile anlayamadık. Öyle. Hani yani, bir çocuk oluyorsunuz, bir de büyüyorsunuz. Evet, kadar. Bir de yetişkin oluyorsunuz. Şimdi neden peki bu var? Modern toplum olduk. Yani ne kadar İslami düşünceye, zihne sahip olsak da demek ki her şeyi İslamlaştıramadık. Veya bunu başaramadık. Eksikliklerimiz var. Aile yapımız, toplumsal yaşamımız, sosyal hayatımız, ferdi yaşantımızı, İslam'ı içselleştiremedik. Evet. Evet, belki işte namaz kıldık, oruç tuttuk, haram ve helale dikkat ettik ama İslam bu kadar değil. Bu şekilde değil sadece. Hmm. O zaman eğitim modelini de İslamlaştırmamız lazım. İnsan eğitimi kolay bir şey değil. Çünkü ham maddesi insan. Yani hem hassas, hem kırılgan, hem çok güçlü. Hem de çok güçsüz. Evet. Ahsen-i takvim, yeryüzünün halifesi olan, evet, insan. Aynı zamanda bir sorumluluk. Ebeveynler ve eğitimciler için olsun. Ergenlikte oluyor. Evet, maalesef bugün böyle bir kavram var mı? Var. Ama bu kavramı içeriğini yaşayan gençlerimiz de var. Yani hani bu kavram batıdan geldi diye bizim toplumumuzda yok şu an diyemiyoruz. Şu an evet böyle gençler var. Sıkıntılı, evet, çocukluktan. Annesiyle problem yaşıyor, babasıyla yaşıyor, evet, okulda eğitimiyle, öğretmeniyle, çevresiyle, arkadaşlarıyla. Genellikle kız çocuklarında anneye karşı bir saldırganlık söz konusu oluyor. Evet. Erkek çocuklarında da babaya karşı oluyor. Babaya, çevreye. Galiba çevreye. Belki burada en çok kaçırıyoruz. Yani
çocukta ne kadar hassas olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve olması gereken de bu. Çocukluk döneminde ve bebeklik döneminde nasıl bir eğitim süreci varsa, ergenlik döneminde de böyle bir, çünkü çocukluktan bir yetişkinlik dönemine bir geçiş var. Geçiş var, evet. Ve bunu bedenleri üzerinde bir değişiklik var, zihinde var, duygu dünyasında var. Ve bu duygu dünyasındaki gelişimi, değişimi çocuk halen içselleştirmediği için dışarıya bazen içe kapanıklık olarak, bazen agresif olarak, bazen davranışlarında, derslerinde işte akademik başarısızlıkla sinyal verebiliyor. Yani bunları... Çok başarılı çocuklar başarısız olabiliyorlar. Evet, olabiliyor. Nezihe Hanımcığım, yani... Çünkü çocuk bu değişimi hemen idrak edemiyor. İçselleştiremiyor. Yani ben çocuk muyum? Ben genç miyim? Ailem bana çocuk gibi davranıyor. Ama bende olan oluşumlar bir yetişkinin oluşumları. Çocuk bir iki ara derede ne yetişkinliği kavrayamıyor. Çocuk olmayı da kabul edemiyor. Duygular çünkü o anlamda. Yani çocukluğu bir ergene çocuksun dediğin zaman hiç hoşlanmadığı bir şey. Ve aynı zamanda yetişkin olma yoluna gittiği için bir takım sınırları var. Hayır demeye başlıyor. Şu an şu günümüzde, belki geçmişte çocukların hemen eğitim dünyasında, eğitim camiasında ve hemen sorumluluklar verildiği için genç bunu hissetmiyordu. Çünkü çocukluktan itibaren sen kıymetli bir fertsin. Ve sen bunları başarabilirsin, senin sorumlulukların vardır. Artık ağlı baliksin, senin namazın, orucun, senin sorumlulukların var. Ama günümüzde maalesef namazı ve orucu ancak çocuk veya genç ağlı bali olunca tanıştırılıyor. Evet. Ve çocuk ancak o zaman çocuk değilmişim şeklinde bir birden karşılaşıyor. Biz hani hep konuşmalarımızda şunu, geçişler mi çok sert yumuşak, oldu? Yumuşak geçişlerin olması lazım. Eğer, çünkü bizim çocukluğumuzda şeydi, affedersiniz. Evet, buyurun. Estağfurullah. Renziye Hanımcığım. Sahurlarda uyandırılırdı çocuklar. Evet. Hani yarım gün oruç tutturulurdu çocuklara. Sonrasında ödüller verilirdi. Değil mi? Tekne oruçları. Hani, tabii ki. Hani çocuklar özlerlerdi mesela Ramazan'ı. Biliyorlardı. Bilerek büyüdük bizler. Onun için sürpriz değildi ama şimdi gerçekten öyle. 20 yaşına gelmiş bir genç ya da 18 yaşına gelmiş bir gence. Hadi bakalım şimdi Ramazan geldi, oruç tut dedi. Evet, zaman, hem de 30 günü tutmak zorundasın. Yani evet. Hiç bugüne kadar oruç tutmayan, oruçla tanıştırılmayan genç. Sonra diyoruz ki gençlerimiz asi, saygısız veya şöyle şöyle diyoruz. Gençleri, şu anki gençliği sorgulamayacağız. Evet. Gençlere misyon kucak yüklemiyoruz. Kucak açacağız. Bunlar bizim gençlerimiz. Bunlar bizim yavrularımız. Evet. Onlara İslami hüviyeti taşımaları için o kimliği, o misyonu vermemiz lazım. Öğretmemiz lazım. Şu an şey yapıyoruz. İşte okula gidiyor. Sanki sadece bir gencin, bir çocuğun işi sadece okulmuş gibi. Bir genç mevcut, anneler anlatıyor bunu genelde. İşte evde yemek var, hazır olan yemeği bile tabağına alamayan gençler var. Evet. Ama bu gencin hatası değil. Evet. Sevgili anne babalar, bizim hatamız. Yani biz çocukken, daha bebekken zaten başlıyoruz eğitimlere. Yani her şeyi basamak basamak gideceğiz. Birden girdiğimiz zaman genç bunu reddeder ve zaten yapamayacağı için reddeder. Yani hiç oruçla tanışmayan bir genci, yani işte diyelim ki alıştırma safhası geçmemişse, baba bununla ilgili bir konuşma, ön hazırlık, sahura şey kalkmamışsa, iftar hazırlığına girişilmemişse, birden böyle bir eğitime aniden tabi tutulmak çok zor. Tabii gerçekten ki zor. Yani fikri anlamda zor olduğu gibi bedenin hazırlığı da bazen fikren evet kabul ediyor genç, ama bakıyor ki beden adeta insanın, çünkü iki dünyası var. Yani bedeni ve ruhi dünyası. Bazen ruh kabul ediyor, beden etmiyor. Açlığa dayanamıyor. Yani bu her şey alıştırma şeklinde olacak ve aşamalı olacak. Efendimiz tedirici yöntem diye ifade ediliyor. Hep tedirici yöntem olacak. Her şeyde, her konuda. Bedenin eğitimi, ruhun eğitimi tedirici yöntemdir. Ve kemalete ermek anlamında da, hani bir sufiyi yetiştirmek adına, yani önce, yani aşamaları vardır bunun.
bir seyri sülük vardır. Tabii. Yani bu aşamalı bir yöntemle çocuğa, gence yönelmemiz lazım. Hı hı. Eğitim süreci zor bir süreçtir ve geniş bir süreç. Yani eğitimin hemen sihirli çubukları yoktur. Tabii. Dokunduğumuz an çocuk değişmeli, genç değişmeli şeklinde bir düşünce olmasın. Yani hı hı. biz onların ebeveyniz diye adeta haşa onların yaratıcısı değiliz. Yani vasisiyiz. Koruyacağız ve onlar ayrı bir fert, ayrı bir birey olduğunu hissedeceğiz. Kendilerine ait bir takım yaratılış özelliklerinin geldiğinin de farkına varacağız. Hı hı. Onlar bizden bir takım özellikler almışlardır ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği o fıtrat kavramıyla da geldiler. Onların kendilerine ait biricik fıtratları vardır. Hı hı. Bize benzemez, babasına benzemez, sadece kardeşine benzemez. Hı hı. Kendilerine ait bir özellik. Hı hı. O biriciklikleri bizim de vereceğimiz eğitimin biricik olması lazım. Evet. Yani yönelmemizin de biricik olması hı-hı. lazım. Hı-hı. İşte senin kardeşin hiç böyle değildi yani hı-hı. demek bir gence veya ben gençken senin gibi değildim şeklindeki konuşmalar tamamıyla yanlış. Tabii ki yani. Yani gence şu an maalesef yani küçükten sorumluluk yüklemediğimiz için işte enerji var. Enerji boşalmıyor. Sorumluluk yüklemiyoruz. Çünkü şöyle diyoruz. Sen yemeğini bile yemekten acizken sana ne tür bir sorumluluk vereceğim şeklinde oluyor. Oysa ki gence evde bir takım sorumluluklar erkek olsun kız olsun tabii hiç ki, fark etmez. Bugün masayı sen toparla, yatağını toparla. Evet. İşte elbiseni odan at, düzenli olsun. Kaldır, tabii ki. Veya işte faturaları bugün sen yatır. Kardeşine bugün İslami bir konuyu, namazı sen anlat, hı hı. orucu sen anlat. Veya diyelim ki apartmandaki çocuklara bugün namaz konusunu işleyebilir misin? Hı hı. Gence misyon yüklemediğimiz zaman genç şöyle diyor, ben daha çocuğum evet. ve ben bilmiyorum. Çünkü biz gence şöyle yöneliyoruz, yani sen bu yapıda değilsin. Hı hı. Yani sorumluluk vermediğimiz için yapacak kapasitede bile değilsin. Hı. Söylemiyoruz. Lisan ile kale evet. ifade etmiyoruz ama ifade bunların ediyoruz. Mesajını veriyoruz. Hı hı. Gençlerimizi görüyoruz maalesef. Gençler şu an bir para harcamayı biliyorlar. Evet, maalesef. Kafelerde öyle. Oturabiliyorlar. Boş. Ama bu gençlerin hatası değil. Tabii ki. Bu yetişkinlerin, biz yetişkinlerin hatası. Evet. Onların o enerjilerinden faydalanamıyoruz, istifade edemiyoruz. Hı hı. Gençlerin daha büyüyünce, yetişkin olunca bir şeyler sorumluluk verileceğini düşünüyoruz. Hı hı. Oysa ki gence sorumluluk vermediğiniz zaman hı hı. yetişkin olamıyor zaten. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde gençler vardı. Hı hı. Yani bakıyorsanız Hazreti Enes 10 yaşında ona hizmet eden bir evet. insandı. Yani bir çocuktu. Hazreti Ali yine evet. onun eğitiminden geçmişti. Evet. Yine Usame bin Zeyd 16 yaşındayken bir ordunun komutanı olarak şimdi Halid bin Velid gibi bir komutan varken eğer mantığa vuracaksak olayı, Usame bin Zeyd'in bir ordunun komutanı olarak belki modern zamanın popüler kültürün çok yoğun olduğu bu zamanda değerlendirdiğimiz zaman mantıklı bulmayabiliriz. Hı hı. Ama bu işte hikmetler vardır. Ne? İslam aynı zamanda mantık dinidir ama aynı zamanda da nedir? Hikmet dinidir. Burada muhakkak hikmetler vardır. Hı hı. O genci onur etmek. O gencin o enerjisini faydalı bir yerde kullanmak. Evet. Yine bakıyoruz kendi yakın tarihimizden Fatih Sultan Mehmet 14 yaşındayken Manisa valisi. Evet. Bu sadece şöyle düşünülmemeli. Hanedan babadan oğula geçiyordu. Hı hı. Hanedanın ilk erkek ve en uygunu oydu. O yüzden o vali oldu oraya. Sonra da işte halife oldu, padişahı oldu ülkenin. Öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır, belirli bir eğitimden geçildi. Çocukken bile Fatih Sultan Mehmet Han'ın oyunlarına bakıyoruz. Havuz içerisinde gemiler yapıyor ve gemilerle oynuyor. Hı. Yani hocalarının hocaları onlara bir misyon yükledi. Evet. İstanbul'un fethinde Akşemseddin Hazretleri, Molla Güraniler diyorlar ki eğer
tabii ki zor bir süreç. Bir sürü Müslüman evladı ölecek. Acaba kuşatmadan vaz mı geçsek şeklinde Şeyhül İslamlar fetva veriyorlar. Ama Fatih Sultan Mehmet Han hayır, kararlılığından vazgeçmiyor. Eğer Fatih Sultan Mehmet Han 40'lı yaşlarda olsaydı belki bu enerjisi olmayabilirdi. Belki fetih gerçekleşmeyebilirdi. Gencin, genç insanların, genç evrenin biraz şey yönü vardır. Toy yönü ve aklına koyduğunu yapma özelliği cesur, vardır, cesurdur. Bu gençlikte, bu ergenlik döneminde çok daha baskındır. Evet. Kararlıdır. Yapabildi. Evet, siz güvendiğiniz sürece o işi yapmak adına sizi kendisine uğraşır ve yapmaya çalışır. En mükemmel bir şekilde. Evet. Şimdi bir ilahi arası verelim inşallah. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Buyurun efendim. Seni şöyle candan yar sevemedim yanarım. Sana bir çift sözüm var diyemedim yanarım. Seni şöyle candan yar sevemedim yanarım. Sana bir çift sözüm var diyemedim yanarım. Benzersin bir ummana, gönlün açık o Rahman'a. Feyzinden kana kana içemedim yanarım. Benzersin bir ummana, gönlün açık o Rahman'a. Feyzinden kana kana içemedim yanarım. Yanarım yanarım sultanım yanarım. Bir defa aşk ile yanamadım yanarım. Yanarım yanarım sultanım yanarım. Bir defa Allah için yanamadım yanarım. Yanamadım yanarım. Yüzün aynayı hak, sözün delil muhakkak. Dersin içte sırra bak, göremedim yanarım. Yüzün aynayı hak, sözün delil muhakkak. Dersin içte sırra bak, göremedim yanarım. Seni sordum bülbülden, bada geçmiş kendinden. Girmişken güllerinden deremedim yanarım. Seni sordum bülbülden, bada geçmiş kendinden. Girmişken güllerinden deremedim yanarım. Yanarım yanarım sultanım yanarım. Bir defa aşk ile yanamadım yanarım. Yanarım yanarım sultanım yanarım. Bir defa Allah için yanamadım yanarım. Yanamadım yanarım. Binmişsin aşk atına, koşarsın yar katına. Düşüp senin ardına gelemedim yanarım. Binmişsin aşk atına, koşarsın yar katına. Düşüp senin ardına gelemedim yanarım. Selvi uyan yoldayız, düşün hangi haldayız. Batacak bir saldayız, göçemedim yanarım. Selvi uyan yoldayız, düşün hangi haldayız. Batacak bir saldayız, göçemedim yanarım. Yanarım yanarım sultanım yanarım.
Bir defa aşk ile yanamadım, yanarım, 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 sultanım, yanarım, bir defa Allah için yanamadım, yanarım. Remziye Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Peki Remziye Hanım'cığım, çocukların kimlik bunalımlarında nasıl bir rol model olmak gerekli? Özellikle ekranlarda gördükleri olumsuz örneklere yönelmemeleri için neler yapmamız gerekiyor? Çocukların, gençlerin kendilerini tanıyabilmeleri için öncelikle Rablerini onlara çok güzel bir şekilde tanıtmak lazım. Yani yaratıcısının kim olduğu, kendisine neler verdiği, kendisinden neler istediği ve sevgisinin ne derece olması gerektiğini, onun Resulünün sevgisini, sahabelerin sevgisini, Müslümanların sevgisini ona aşılamamız lazım. Dünyaya bunları tanıdığı zaman, bu sevgilerle tanıştığı zaman aslında genç kendisini tanıyacak. Tabii ki. Yani benim geliş amacım, bu dünyadaki hedefim, amacım, gayem ne? İçsel yolculuk başlayacak. Evet. Çünkü İnsanın kendine yolculuğu aslında. Evet. Yani bu yolculuk sağlam ve doğru düzgün değilse adeta insan beşeriyetten kurtulmamış beşer olarak kalıyor. Aynen. İnsan olmak bir dönüşümdür, bir değişimdir, bir mesafe kaydıdır insan olmak. Beşerden insanlığa geçiş ve insanlıktan sonra da kademeler vardır. Evet. Gence bunu fark ettirdiğiniz zaman genç hayatındaki veya bu duygu iniş çıkışları, kendisindeki değişimleri, demek ki ben büyüyorum, yetişkin olma yoluna gidiyorum. Evet, bunlar benim sorumluluklarım. Bunu yapmak zorundayım. Ben de bir amaç için, bu amacı da çok düzgün bir şekilde anlatmamız lazım ki gençlerde görüyoruz mesela. Çok Müslüman ailelerin çocuklarını gördüğüm zaman çok ümit var oluyorum. Yani işte şu eğitim modelini beğenmiyoruz. Ben yetişkin olduğum zaman şunları değiştireceğim. Geçen bir tane genç kardeşimiz, ben medreselerin tekrar gelmesini istiyorum. Evet. Çok haklısın sevgili kardeşim dedim. O kadar haklısın ki çünkü dedi Amerika'da doktora eğitimleri de medrese usulü bir eğitim modeli uygulanıyor. Yani biz de biz onların normlarını alırken onlar bizim formlarımızı alıyor. Evet. Ve normlarını katarak. Biz halen Batı'nın çok daha iyi olduğunu, bizdeki mevcut sahip olduğumuz değerleri, eğitim modelinin farkında değiliz. Yani şöyle düşünün, çok güçlü, çok kıymetli maden rezervleriniz var. Ama bundan haberiniz bile yok. Evet. Batı sizden onu alıyor, işliyor, size tekrar gönderiyor. Gönderiyor. Bunun gibi satıyor, bir şey. Aynen öyle. Yani beyin göçü diyoruz. Yıllarca ülkemizden beyin göçü oldu. Yani biz İmam Gazalilerin, Razilerin yetiştiği bir toplumuz, İbni Haldunların. Biz böyle güzel bir toplumken neden başkalarına ihtiyaç haline sahip, ihtiyaç sahibi olduk? Evet. Veya neden onların eğitim modellerini kendimize şiar edindik? Faydalanalım. Yani kapalı olmayalım. Ama bizim toplumun sahip olduğu değerler, bizim İslami veya onlardan aldığımızı İslamlaştıralım. Veya onlara İslami bir kimlik kazandıralım. Şeklinde sanırım Müslümanlar biraz tembelleşti hepimiz. Sorumluluk almak istemedik. Ebeveynler olarak da almak istemedik. Hasıra konduk diyelim birazcık. Evet. Hazır işimize geldi. İşte hazıra konunca haliyle başka düşünceler, formları ve normlarını, evlat olduk. Aynen. Formları ve normlarını almak zorunda kalırsınız. Evet. Onların yaşayış biçimlerini de hapsolunursunuz. Düşünce yapılarına da hapsolunursunuz. Yani size yaşamını sadece sürmüyor. Size dilini, dinini, bugün kültürünü, her şeyin arka arkaya geliyor. Yaşam şekli, bir yaşam dil geliyorsa şey. arkasından bilin ki dini de geliyordur. Allah muhafaza. Allah muhafaza ama maalesef. Evet. O zaman biz
Bu asırda gençlerimizi, biz genç anne babalar ona göre zırhlanacağız. Evet. Yani bizim amacımız, hani biz toplumun anasıydık. Yani İslam toplumu, Müslüman olarak biz öyle bir misyonu yüklendiğimiz zaman biz Batı'yı İslamlaştırma yoluna gideceğiz. Daha gayretli olacağız. Gençlerimize de bunu ifade edeceğiz. Dünyayı değiştirecek ve dönüştürecek siz Müslüman gençlersiniz. Evet. Bu yine yani sahip olduğumuz İslami düşüncedir. Bizim çünkü haliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin bulunduğu, gittiği ortam cennet bahçesine döner. Çünkü evet, bir Müslüman her yönüyle gittiği ortamları değiştirir ve dönüştürür. Ne yönde? Marufluk yönünden haliyle orayı güzelleştirir. Bizler böyle olacağız ve gençlerimize bu misyonu yüklediğimiz zaman genç kendisinin kıymetli olduğunu hissedecek. Diyecek ki, demek ki bu bana anne babam veya bu eğitimcim bana bu misyonu yüklüyorsa, benim bunu yapmak için bu gücü, bu cesaretin benim üzerimde olduğunu hissedebiliyor. Demek ki ben yapabilirim. Tabii ki. Gençlerimiz şu an umutsuz. Umutsuz. Gençlerimiz bazen işte seminerlerde buluşuyoruz. Gençlerimiz soru sorma yetisini kaybetmiş. Bunlar yine gençlerimizin hataları değil. Hepimizin hatası, biz yetişkinlerin hatası. Neden gençlerle buluştuğumuz zaman soruları, neden soru yöneltmiyorlar? Neden daha çok internet siteleri bu anlamda gençler buna yöneliyor? Bunu da sorgulamamız lazım biz yetişkinler olarak. O zaman gençlere yaklaşma tarzımızın daha cazip hale getirmemiz lazım. Önce dinlemeyi bileceğiz. Yergi dilimizi kesinlikle kaldıracağız. Efendimizin modelinde görüyoruz. Gençler hata yaptıkları zaman, çocuklar da dahil olmak üzere, asla eleştirme yok. Yok. Tatif var. Ama var olan bir tatif. Yani hemen güzel bir özelliğini bularak. Evet. O özellik üzerinden, güzellik üzerinden gidiyor ve önce onu bir takdir ediyor. Konuşuyor. Aynı zamanda dinliyor, görüşünü alıyor ve doğru davranış modelini gence gösteriyor, rehberlik ediyor. Ve aynı zamanda sosyal hayatın içerisine çekiyor Efendimiz. Onu görevlendiriyor. Musab bin Ümeyr'i düşünün. Medine'ye ilk giden öğretmenlerden. Çok zengin bir aile. Lazım. Evet. Şu an sorumluluk verilmiyor gençlere. Bazen kendi sınıfımda da görüyorum. Tebeşir bitiyor ya da bir kalem bitiyor. Gençler aslında, o kadar çocuklar bunlar. Ben getirebilir miyim? Aslında öğretmene, arkadaşlarına faydalı olmak istiyor. Bu mesaj budur. Ben getirebilir miyim? Bugün bir tebeşir olayı bile siz birini seçtiğiniz zaman o kadar o hoşuna gidiyor ki bir basit bir tebeşir getirecek öğretmenler sorumluluk odasına. Işte olarak sorumluluk istiyor ama biz bunu önemli, farkında değiliz. Gençlere bazen, genç kızımızsa yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı, temizlik yapmayı. Şu an gençler, genç kızlar inanın genç kız sahibi anne babalar çok şikayetçi. Hiçbir şey yapmıyor. Yapmıyor çünkü önce öğretmediniz, vermediniz. Mutfağı almadınız. Tabii tepsinin içinde, aman okuldan geldi derslerine çalışsın. Tepsi içinde önüne koyduk çocukların. Değil mi? Evet. Sehpaların üzerine, aman yavrum sen ye, sen dersinden geri kalma. Değil mi? Şeklinde. Bütün hayat dersten oluşuyor çünkü çocuklar. Onlara sadece bir alan seçtik. Evet. Aynen. Ve sen sanki ve o alanda bile başarılı olamıyor, biliyorlar. Olamıyor çünkü mutsuz, olamıyor. Yalnız, tek başına. Çünkü ona hiçbir şey yapamamayı hissettiriyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Yani bir yumurta kıramıyor. Kendi giysisini ütüleyemiyor. Bunları vermediğiniz zaman genç, adeta genci bitirmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Ve evlilik süreci de sıkıntılı bir süreç oluyor. Çocukluktan başlıyor. Çocukluk sıkıntılıysa ergenlikte o derece sıkıntılı. Ergenlik sıkıntılıysa yetişkin olma yolundaki evliliği de sıkıntılı. Tabii ki. Süreçler böyle devam ediyor. Sorumluluk vermek gerekiyor. Kesinlikle. İnşallah. Gerektiği gibi sorumluluk duygusunu aşılamamız gerekiyor gençlerimize. Bir de galiba aldıkları modeller çok yanlış. Evet.
Yani modelleri konuşalım. Var. Evet. Evet. Yani televizyonlarda oluşan kahramanlar oluşturuyorlar kendilerini. Ama şimdi mesela bir sahabenin hayatını bilse, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını bilse, hani nasıl durduklarını, ilişkilerin nasıl olduğunu bir bilseler, bugün bu anlamda hepimizin, evet. Mesela ben bir yazar olarak diyeyim, ben eğer o sorumluluğu sahabelerin hayatını eğer kitaplarıma, yazılarıma aktaramıyorsam, evet. Bu da bir vebaldir. Evet. Ben gençlere, bugünün gençliğine çok güzel bir şekilde sunmalıyım bunu. Din kitaplarımızın çoğunda bakıyoruz ki Efendimiz'e anlatacakları zaman aleyhissalatü vesselam çok seriyelerinden bahsediliyor. Evet, seriyeler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki ben savaş peygamberiyim. Evet. Ama Efendimiz'in hayatına baktığımızda sadece bir ay savaşmıştır. Yani 30 gün. Bütün hayatı boyunca. Ve ben savaş peygamberiyim demesine rağmen ve savaşların da belirli bir kurallara, İslami kurallara göre hiçbir zaman baskın şeklinde değil. Çocuklara, ailelere, kadınlara değil. Şehirlere değil. Onların mimari yapısı bile düşünülerek. Düşünün o zamanda bile ne kadar bir mimari bir yapı olabilirdi o zamanın evlerinde. Evlere değil, tarım alanlarına değil. Ve çok belirgin bir şekilde savaşın alanları, meydanları belli bir şekilde böyle bir savaş var. Ama Efendimiz savaşlar üzerinden çocuklara, gençlere anlatılırsa bu kendi yazarlığımızda sıkıntı var. Kaleme alışımızda, Efendimiz'i tanımama, Efendimiz'in ahlakını gerçekten sürekli gündeme getirmemiz lazım. Mevlüt kandilleri yetmiyor, kutlu doğum haftaları yetmiyor. Efendimiz'i her alanda, her, çünkü bakıyoruz Efendimiz dede modeli vardır, öğretmen modeli vardır, eştir aynı zamanda ve bir devlet adamı, siyasetçi, din kimliği vardır. Efendimiz aynı zamanda yetim bir çocuktur, öksüz bir çocuktur. Bütün bunları anlatmamız. Yürüyen halidir açıkçası yani. Tabii ki, tabii ki. Onun ahlakını anlattığımız zaman Kur'an ahlakını da anlatmış oluruz. Biz sevdiremedik. Bu da bizim yetişkinlerin hatası. Eğer çocuklarımız, gençlerimiz İslam'dan uzaklaşıyorlarsa çocukların hatası ve gençlerin hatası değil. Biz mekanlarımızı İslamileştireceğiz. Eğer AVM'ler, her türlü başka sporun, yiyeceklerin girdiği mekanlarsa o zaman İslam'ın da girmesi gerekiyor. Mescitler var, elhamdülillah mescitler oluşuyor artık. Mescitlerin dışında o zaman kitapların girmesi gereken, yazarların gitmesi gereken, biz mekanı kendimize göre dönüştüreceğiz. Eğer dönüştürmezsek boş alan, hiçbir yer kabul etmiyor. Haliyle başka insanlar, başka düşünceler o durumları. De var ama Remzi Hanımcığım, hepimiz zaman zaman rastlıyoruzdur alışverişlere gittiğimiz zaman da. Gençlerimizde de inanılmaz bir uyanış var dinimize karşı. Evet. Ve Müslümanlığa karşı hani tesettüre uygun olmayan genç kardeşlerimizi, evlatlarımızı görüyoruz. Eğer bir namaz vakti ise hemen çantasıyla mescide giriyor, eteğini giyiyor, eşarbını takıyor. Namaz kılma şeyi çok fazlalaştı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O ailelerin güzelliği. Çünkü aileler gerçekten, artık diyorum ya, gençlerden ümitliyiz. Yani gençler, gençlere bir aktarabilsek, biz yaşayabilsek gençler zaten hazır. Hazırlar. Elhamdülillah. Hazırlar. Onlar çok temiz. Ben gençlikten çok ümitliyim. Tabii. Şu zamanın gençliğinden. Evet. Yani Allah'ın izniyle evet, bilinçli ailelerimiz var. Bilinçli çok güzel işte televizyon programları oluyor. Evet. Bunları seçmek, yönlendirmek. Rol model dediğiniz rol model. İşte çok genç üst kimlikte olan rol modelleri tanımadığı zaman alt kimliğin rol modelini tanıdığı zaman onu rol model olarak seçecektir. Mecburen. Ama sahabe efendilerimizi, peygamber efendimizin ahlakını gördüğü zaman, öyle bir süzgeç oluştuğu zaman çocukta, diğer rol modeller o süzgeçten geçirildiği zaman onların değerli bulmayacaktır genç. Benim rol modellerim sahabe efendilerim, Allah dostları deyip, yani gözünde küçük görecektir. Onu bir şekilde gerçek hakiki rol modellerle tanıştırınca genç onu süzecektir Allah'ın izniyle. Dünya rol modellerinde çok önemli olmadığını farkına varacaktır. Çünkü çocuklar gerçekten o kadar saf ve temizler ki, o kadar masumlar ki, hani bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inşallah görmeden sevdik. Değil mi? Hani kabullendik. İnşallah. Elhamdülillah. Rabbimin lütfu.
Tabii ki. Hani çocuklarımıza bunu anlattığımız zaman onlar bilmiyorlar ama hani dikkat edin, çocuklara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından bahsetmeye başladığınız zaman hepsinin yüzünde bir gülücük, bir tebessüm oluşuyor. Evet. Bu Allah'ın verdiği bir duygu. Evet. Yani bu bizim fıtratımızda, kalbimizde olan bir duygu. Evet. Ama biz bunları yok ettiriyoruz çocuklarımıza. Evet. Biz anlatmıyoruz. Hani bizlerin iyileşmesi lazım. Annelerin, evet, babaların, evet, iyileşmesi lazım. Kesinlikle. Ki çocuklarımız da inşallah hani ergenliği anlasınlar. Hani bu süreci nasıl atlattıklarını bile farkına varmasınlar. Zaten bu değerlere sahip olan ailelerin çocukları çok hafif geçiriyor. Tabii canım. Farkında yani, olmuyorlar. Evet, yani. Evet, farkında olmuyorlar bile. Yani bu bir süreç, evet, ama bu geçecek. Hani sıkıntılı da olsa anne babalarımız... Çok da çabuk geçiyor. Bazı çocuklar farkına bile varmıyor revizyonun. Evet. Dediğimiz gibi anne babaların bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Ama şimdi bizim bir yine reklam aramız geldi. Sohbet çok güzel, evet, çok hoş ve çok hızlı geçiyor. Aynen. Hayır, zaman, zaman hızlı geçiyor. Zaman hızlı geçiyor. Peki efendim, şimdi bir reklam arası veriyoruz. Programımız sonrasında tüm güzellikleriyle devam edecek. İzleyicilerimiz, Remziye Hanım'la ergenlik dönemindeki gençler ve ailelerin tutumu hakkında konuştuğumuz sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Remziye Hanım, bir de böyle aileler kendi gençliklerini unutup bazen fazlaca yargılayıcı olabiliyorlar. Eleştirilsel de yaklaşabiliyorlar çocuklarına. Kendi beklentileri çocukların omuzlarına da yıkabiliyorlar ki bu çok, evet, yani Allah muhafaza etsin. Bu konuda yapılan hatalardan biraz da bahsedelim. Yani, evet, çocuklarımızın gelişimi bu noktada nasıl olur? Onlara zarar veriyoruzdur, evet, herhalde. Adeta kendi gençliğimizi anlatarak gençliğimizi de unutuyoruz aslında. Daha çok olumlu yönlerimizi, yani olumsuzu o zaman aktarmıyoruz. Yani çünkü ben yaşayarak gençken, öğrendiği için insanlar, evet, her şeyi yaşanmadan öğrenilmiyor. Evet, ben gençken böyle değildim. Kitaplarımız bile yoktu. İşte defterlerimiz yoktu. Boyalarımız böyle çeşitli değildi. Yiyeceklerimiz bir taneydi. Ama çok değerli bulurduk. Hani kıymetliydi. Bu kadar para harcamazdık. Ben anneme böyle davranmazdım, babama davranmazdım şeklindeki konuşmalar tamamıyla yanlış. Bence de yanlış. Çocuğu uzaklaştırırsınız. Çocuğa, evet, çocuğa yaptığınız her şeyi yüzüne çocuk vuruyorsunuz. Çocuk hemen şöyle diyor: annem babam beni anlamıyor. Bir de sevmiyor. Bana yapılan, anlamıyor, her şey yüzüme vuruluyor. Yani gibi de algılayabilir. Evet. Yani ona sunulan çünkü, imkanlar sizin gençliğinizden, evet, daha fazla. Çocuk yokluğu görmemiş. Görmemiş, evet. Şunu düşünün. Yani orucun güzelliğini ancak oruç tutan bilir. Evet. Yani hiç oruç tutmayan bir insan orucun o verdiği hazı, hı hı, güzelliği bilemez. Bilemez. Açlığı biz oruçla görüyoruz. Yani açlığın ne kadar zor olduğunu, hı hı, hissediyoruz. Kıtlık zamanı geçirmiş olan dedelerimiz var. Hı hı. Biz o kıtlığı anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Biz bu devrin çocukları bu devirde büyüdüler. Hı hı. Yani var olan bir nimetler içerisinde büyüdüler. O yüzden kendi gençliğimizi, kendi çocukluğumuzu örnek göstererek başlayan konuşmaların hepsi yanlış. Bunları bir defa hatta kenara bırakalım. Sadece çocuk üzerinden yavrucuğum sen şöyle şöyle yapıyorsun. Daha etkin bir çalışma yöntemi veya hayat kısa, ömür kısa. Biz bu dünyaya belirli, sınırlı bir zaman için geldik. Burası bir yolculuk. Yaşamak için gelmedik. Yani zaten bir topluma lider olacak olanlar bu dünyadan vazgeçenler, dünyayı yaşamayanlar. Dünyada yaşıyoruz ama dünyayı yaşamayacağız. Ancak liderlik vasfında olan gençler yetiştirmemiz için dünyadan vazgeçmeleri lazım.
Evet, imkanlarımız olabilir. İmkanımız var diye bu harcamaları yapma lüksüne sahip değiliz. Bu harcamaları şöyle şöyle kullanabiliriz. Cenab-ı Hak bu nimeti vermişse bunun hesabı olacaktır şeklinde çocuğumuzu da devreye sokarak, eğer bir hayır yapacaksak, bir hayır kurumuna gideceksek, ki vakıflar var şimdi. Evet. Çocuklarımızı lütfen vakıflara yönlendirelim. Hı hı. O vakıfta çalışsınlar. İnanın çay versinler, hiçbir şey yapamazsa bile. Çay ikram etsinler, peçete ikram etsin. O esnada bir ikram varsa önlerine Allah dostlarının veya işte sohbet esnasında sehpa koysunlar. Hı hı. Yani bir şekilde oraya dahil olsunlar ve o havayı teneffüs etsinler. Bunu hissettikleri zaman aslında bu topluma fayda sağladıklarını onlara tattıramıyoruz. Tattıkları zaman, bunun ne kadar lezzetli olduğunu gördükleri zaman oradan ayrılmayacaklardır. Zaten bu hırçınlıkların ve agresifliğin hepsinin sebebi, ben işe yaramıyorum, ben bir şey yapmıyorum, sadece okula gidip geliyorum. Yani topluma hiçbir katkım yok. Çocuk aslında, gençlerden çok duyarsınız, canım sıkılıyor. Hı hı. Eskiden böyle denildiği zaman sıkı candan çıkmaz derlerdi. Evet. Yani böyle bir can sıkıntısının nasıl canın sıkılır? Bu kadar nimetler var. Nankörlük yapıyorsun şeklindeki davranışlar ve konuşmalar da yanlış. Çocuk bir arayışta, elimi tutun diyor genç. Can sıkıntısının mesajı budur. Lütfen elimi tutun. Ben yetişkin miyim, çocuk muyum, artık karar verin. Çünkü aile de gence bazen sen çocuksun, şunları daha büyümedin veya artık büyüksün ikilemindedir konuşmalarında. Hem çocuk ifadesini kullanır, hem kısmen genç ifadesini kullanır ve gerçekten gencin kafası da bu anlamda karışıktır. Karışık. O yüzden Allah'ın izniyle ve hayatımızda yapmadığımız, özlem duyduğumuz, bizim başaramadığımız şeyleri çocuğa da yüklemek. Çok böyle hırslı anneler yok evet, mu? Evet, yani var. Yapmak istediği hiçbir şeyi yapamayıp çocuğun üzerinden bunu yavrucuğum hani, ben okumak istiyordum, okuyamadım diye. Şartlarım kötüydü. Siz bu şartlarda niye okumuyorsunuz? Hı-hı. Böyle imkanlarımız varken neden siz böylesiniz? Hı-hı. Şeklinde olmamalı. Hı-hı. Çocuk bu defa gerçekten annem babam doğru söylüyor, benim hakkımdaki kanaatleri doğru, daha çok tembelliğe sevk edersiniz. O yüzden çocuğun bu yetiştiği ortamı ve zamanı, arkadaşlarına, çevreyi çok iyi tanıyarak onu nasıl daha aktif hale getirebilirim? Pasif gençlikten aktif gençliğe nasıl getirebilirim? Bunun uğraşısı içerisinde olmak ve mümkün mertebe doğru alanlarda onu sorumluluk sahibi etmek. Bazen hiç belki süpürmesinden, evin içerisinde ev süpürmesi olabilir. Ondan sonra yavrucuğum ya da ben bulaşık yıkarken sen bana şu anekdotu okur musun? Veya bugün okulda neler oldu paylaşır mısın? Şu yemeğe yardım eder misin? Şurada karıştırır mısın? Galiba onlara hayatın vakit içerisinde ayırmak, kaliteli vakit ayırmak da çok önemli değil mi Refika? Evet, vakit ayırmak hani başı başına sohbet etmek değil. Bu aynı zamanda işe dahil etmek. Hayatı bir de öğretmek. Günümüz insanında tabii ki belli bir kopukluk da söz konusu. Yani aileler çok bir arada da oluşamıyorlar maalesef, yani evet, şartlardan dolayı. Anneler babalar çalışır hale geldiler. Herkesin bir işi koşuşturması var. Çocuklar bu manada da bir yalnızlık içerisindeler evet, zaten. Bunu hani belli günlere yaymak lazım galiba. Birlikte vakit geçirmek, birlikte kitap okumak, birlikte güzel bir yerlere gitmek. Belki bir tiyatroya, belki bir sinemaya, bilemiyorum. Kaliteli vakit geçirmek de gerekiyor galiba çocuklarla bu dönem içerisinde. Evet. Hem buluğ çağında, hani günümüze evet, göre yetişkinliğe hazırlanıyor. Yetişkinliğe hazırlanıyor. Hem evin içerisinde yalnız, okuldan geliyor, kapıyı açan bir anne modeli yok karşısında. Herkesin kendi anahtarı var. O kendi anahtarıyla kapıyı evet, açıp içeri giriyorlar. Yani aslında çocuklarımız, günümüz çocuklarını da çok iyi anlamamız gerekiyor. Evet. Onlar çok zor durumda. Zor durumda. O yüzden annelere biraz daha çok görev düşüyor. Hani hep annelerin, kadının çalışma hakkı diye konuşulur ya. Annenin çalışmama hakkı da var. Tabii. Bakın çalışma sanki sadece para kazanılan bir özgürlük olarak da algılanıyor ya günümüzde. Anneliğin anneliğini icra etmesi gerekir. Yani ve
Gerçekten evet, babalık da öyledir. Yani birbirinin yerini tutmaz ama çocuğun 0-4 yaşa kadar anneye o kadar ihtiyacı var ki. Ben acizane fikrim olarak ve bu eğitimlerle uğraşan birisi olarak lütfen bu yaşa kadar olan çalışan anneler lütfen çalışmasınlar. Evet. En azından bu devrede. Evet, anne olmaya karar veren. Evet, inşallah gençlerimize yani, söyleyelim. Bu 4 yıl süresince nesiller heba oluyor. Gerekiyor. Yani evet. Anne de sonra anneliğini yaşamadığı için sıkıntı yaşıyor. Yani gerçekten nesli inşa ve imar eden annelerdir. Yani Cenab-ı Hak bu fıtratı anneye vermiş. Öyle tabii, başbakanı da siz yetiştiriyorsunuz. Evet. Ne bileyim, doktoru da, avukatı da, öğretmeni de. Allah bu korusun. Demek değildir yani, ki baba eğitimin içinde olmasın. Tabii ki olsun. Olur. Paylaşım içerisinde. Tabii ki yani. Ama babaya rahmet ve şefkat Cenab-ı Hakk'ın bu tecellisi anneye yüklemiştir. Anne bu anlamda daha donanımlıdır babaya oranla. Böyleyse çocuğun hayatından anneyi çekip almamalıyız. Annelik aynı zamanda hani bakıcılık konumunda da olmasın. Yani anne çocuğuna en iyi eğitmendir. Bütün anneler eğitimcidir benim gözümde. Ve bu kadar önemliyse çocuğun hayatında, babalar da annelere bu konuda destek olmalı. Anne ile çocuğu ayırmamalı. Yani kurumlar da belki buna göre dizayn edilmeli. Evet. Aynı zamanda hani kadın erkek eşittir kavramı eşit değildir. Eşit değil. Belki adil olmak lazım. Yani bir elmanın yarısı olarak düşünürüz kadın erkeği, ama kadın ayrı bir varlık, erkek ayrı bir varlık. Kadının hiçbir şekilde evden koparılması, evden uzaklaştırıldığı an biz İslam toplumunu ve geleceğin nesillerini kaybederiz. Yani annesiz büyüyen çocukların adeta olgunlaşmamış meyveler olarak görüyoruz. Anne çocuğun hayatından ayrıldığı zaman yetişmemiş bir yetişkin oluyor. Evet, hakeza baba da öyledir, ama bazen annelerin o şefkati, merhameti o kadar büyük ki onu doldurabiliyor. Ama babalar o annenin yerini dolduramıyor. Aslında İslam kadını o kadar güzel bir yere koymuş, evet, ki keşke bunu anlayabilsek. Yani çok büyük hakları var kadınların bizim İslam dinimize göre. Yeter ki siz yalnızca sevgiyle yaklaşın evladınıza. Evet. İsterseniz süt bile vermiyorsunuz, süt annesi tutuyorsunuz. Yani evet, bu kadar da rahat bırakmış. Oysa ki bütün anneler, evet, süt vermek tabii, için can tabii atar. Tabii ki. Evet. Yani bu çok duygusal bir şey. Evet. Çok güzel bir duygu bu. Hayır, ben İslam'ın koyduğu yeri, evet, anlatmak adına söylüyorum. Aynen. Hani çünkü dışarıdan bakıldığı zaman sanki şey gibi görünebiliyor. Yok, Müslümanlığı yaşayan bir kadın işte dört duvar arasında yaşar. Hiçbir hakkı yoktur, hukuku yoktur. Evet. Böyle evet, algılandığı için söylüyorum. Aslında evet, inci tanesi gibidir. Evet, tabii ki. İnci tanesi gibidir. Çok güzeldir. Evin kraliçesidir. Herkes ister yani evinin kraliçesi olmayı. Evet. Mutlu, huzurlu bir yaşamı. Annelik o yüzden annelerin çok, gözünde çok küçültüldü. Kutsal. Evet. Babalara çok görev düşüyor. Evet. Babalar şu konuşmaları annelere yapmayacaklar. Hı-hı. Mesela akşam işten döndüklerinde anneler genelde bazen ailede yaşanan sıkıntıları paylaşır, konuşur. Hı-hı. Ya bütün gün ne yaptın? Hı-hı. Yani ne iş yapıyorsun ki? Zaten evdesin. Hı-hı. Bakın, anneliği farkında olmadan küçültüyorsunuz kadının, hı-hı, gözünde. Hı-hı. Kadınların hepsine, yani annelere baktığınızda çalışma isteği var kadınlarda. Hı-hı. Neden? Çünkü akşam siz o gizli mesajı verdiniz. Hı-hı. Ne yapıyorsun ki? Bütün gün evdesin. Hı-hı. Şeklinde anne çalışır evde. Hı-hı. Yani çocuğu için çalışır, ilmini tahsil eder. Müslüman kadın yani boş oturup televizyon karşısında zaten oturmaz. Müslüman kadın çocukları için her gün kendini revize eder. Temizliğini yapar, yemeğini yapar. Ondan sonra kendi ilmini tahsil eder. Çocuklarına bir şeyler vermek için uğraşır. Veya başka vakıflarda toplum görevleri vardır. O yüzden anneliği annelerin gözünde küçültmemek. Çocuk yetiştiriyorsa bazen teşekkür ederiz. Oğlum da bir baba, şu davranışları gördüm, Allah razı olsun sen bu eğitimi verdin şeklinde anneliği yüceltmemiz lazım.
Evet. Olumsuzlukları bir senin yüzünden. Senin yüzünden eğitemedin. Lazım, o ahlakı veremedin. Hep, yani. Hep olumsuzluk üzerine gidiyoruz. Sonra diyoruz ki neden bizim toplumun anneleri neden bu hale geldi? Neden agresif? Neden hepsi çalışmak istiyor? Böyle bir ki kadınların da biz çalışma hakkı helal dairede olduğu zaman olduğu gibi çalışmama hakkımız var. Hep bu çalışmama hakkı hiç görülmüyor. Göz ardı ediliyor. Göz ardı ediliyor. Çalışmama hakkı derken yani kadının çalışma evdeki görevlerinden feragat etmesi değil. Dünyanın en ağır işçisi anneler, ev hanımları. Evet. Bize göre öyle. Anneliği o yüzden annelere sevdirmek ve annelere mümkün mertebe babalar tarafından teşekkürler ki o annelerini sürekli anne olduğu için o zevki anne olduğu için Rabbine de şükretsin. Yani o duyguyu yaşatmak lazım. İnşallah. Peki efendim, kız çocukları ve erkek çocukları ayrı ayrı sorunlar yaşıyor. Anne babalar kız çocuklarına ve erkek çocuklarına yaklaşımları konusunda ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Evet, ergen ayrıdır çünkü. Çünkü kızla, evet, erkek kesinlikle ayrı ve elmanın yarısı ifadesi çok şey değil. Yani iki yarısı ama o yarılar birbirinden çok farklı. İslam dini adil, adalet üzerinden daha çok insana hükmeder, eşitlik açısından değil. Çünkü kadın erkek eşit değil. Biliyoruz bunu. Erkek ve kız çocuklarında rol model olarak tabii ki kız çocuğu annesini rol model olarak alacaktır. Erkek çocuğu da babasını. Aynı zamanda herkesi içinde kız çocuğunun babayı karşı cinsi tanıma açısından büyük bir fırsat. Baba onun için bir adeta bir laboratuvar gibi. Kız çocuğu için, erkek çocuğu da anne için. Yani anneyi tanıdığı zaman karşı cinsi de tanıma fırsatı bulmuş olacak. Tabii burada doğru rol model olmak. Tabii ki. Ve kısmen ara ara onlarla küçük toplantılar yapmak. Büyüdükleri zaman kız çocuğu babasına benzeyen bir eşle evlenmek istermiş. Evet. Erkek çocuğu da anneye benziyor. Tabii ki bu olumlu olarak babayı aldığı zaman. Yani babayı seviyorsa, baba arasındaki ilişkiler çok güzelse kız çocuğu bu şekilde bir yetişkinle evlenme isteği olabiliyor. Fakat tersi olduğu zaman böyle bir durumla karşılaşmıştım. Bir genç kızımız babasının isminde olan birinin kendisine talip olmasında reddetmişti. Yani çok iyi bir insan olmasına rağmen babamın ismini taşıyordu. Ama babamla ilişkilerimiz hiç iyi değildi. Sırf babamın ismini taşıdığı için o kişiyle evlenmek istemedim demişti. Nasıl bir travma içine girdiyse çocuk. Demek ki o zaman gençlik döneminde çok daha hassas olacağız. Dikkatli. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki gençler kırılgan bir yapıya sahiptir. Çabuk kırılırlar, yumuşaklardır. Yani duygu iniş çıkışı çok olan bir devre. O yüzden onlara yaklaşımlarımız daha dikkatli. Aynı zamanda gençler somut şeyler beklerler bizden. Yani bir şeyi onlara anlatmak için somut verilerinizin olması lazım. Evet. Yani Allah'tan kork dediğimiz zaman eskiden bizim zamanımızda ayıptır kelimesi, ondan sonra günah kelimesi bizi sınırda tutardı. Tabii ki. Bizim dönemimizdeki. Anlardık. Özellikle ayıp o kadar, bu kavram, bu metafor o kadar bizim üzerimizdeki etkiliydi ki. Ama şu anın gençliğine ayıp veya günah dediğiniz zaman niye ayıp, neden? Niye günah? Evet. Hiç. Bunu açıkla. Evet. Çok güzel mi? Güzel. Artık ayıpla veya nedenini sorguluyor. Bunu açıklamak zorunda. Somut verilerinizin olması lazım. Çünkü bu dönemin gençleri daha eğitimde. Her şeye çabuk ulaşabiliyor. O yüzden de teslimiyet konusunda biraz zorlanıyorlar. Zorlanıyorlar. Bizim de güçlü argümanlarımızın olması lazım. İşte 3D'ler var. Bir gün denedim. Ben onu hiç bilmiyorum. Bugün sizden duydum. Evet. Hani. Baktım çocuklar bahsettiniz de çocuklar çok revaç ediyor. Böyle işte bakalım ben de bir deneyeyim nasıl bir şey. Çocuklar nasıl, neden hoşlanıyor çocuklar? Benim de çocuklarım olduğu için küçükken ben de girdim ama hani biraz korkutucu olmasın çünkü
Biz çocukluğumuzda böyle şeyler yaşamadık. Ben girdim ama tek korkan bendim. 3-4 yaşında çocuklar vardı. Gülerek seyrettiler. Ben gözlerimi kapatarak belki 2 dakika seyredebildim. Ama onlar yani böyle gülücükler gülerek, saçarak ayakta. Ben yani benim durumuma da gülmüşlerdir. Korku dünyaları, yani korkmaları azaldı çocukların. Çünkü korku filmleri, bu tür sahneler sürekli seyredildiği için korkuyu biraz kanısadılar. Korkulu şeyler kendilerine korkutucu gelmiyor. O zaman Rabbimizden nasıl korkutabiliriz bu çocukları? Ya da nasıl sevdirebiliriz? Demek ki biz korkutarak bunlara ulaşamayız. Ancak sevgiden gidebiliriz. Bizim neslimiz korkardık. Cenab-ı Hak bizi cennete almaz. Bundan korkardık. Biz cehennemden korkardık. Ama bu nesle cehennemle gidemeyiz. Bu zamanın çocuklarına ve gençlerine. Biz ancak cennetten ve sevgiden gideriz. Sonra ikinci planda korku devreye girebilir. Yani sevgi diliyle gitmemiz lazım. Zaten insanlar sevdiği bir şeyden çekinir. Evet. Neden çekinir? Sevdiğini kırmamak için çekinir. Üzmemek için çekinir. Bu da çok güzel bir korku. Korku evet, haşet, arasında. Haşet evet. deriz buna. Evet. Yani kişiyi onu üzmemek adına onu hoş tutar. Evet. Yapmaz. Evet. Günaha gitmez. İşte bizim bunu vermemiz lazım. Bunu verdiğimiz zaman bu somut veriler var. Demek ki bu sebeplerden dolayı benim bunu yapmamam lazım. Tabii ki yani duygu konusunda çok artık Allah muhafaza çok aşağılara çekilmeye başlandık. Yani duygularımızı yitirmeye çalışıyorlar bizlere. Evet. Hani buna işte evimizdeki televizyonlar, haberler, dünyadaki olaylar, savaşlar, her şey dahil. Hani çocukların artık böcekten, sinekten, efendim yılandan, çıyandan korkmamaları o kadar doğal ki. İnanın korkmuyorlar şimdiki çocuklar. Öyle gözleri önünde biz televizyonlarda savaş olan ülkelerde görüyoruz. Küçücük masum çocuklar evet. bombalar altında evet. bombalanıyorlar, ölüyorlar. Belki biz o esnada ya bir çay saatindeyiz ya bir yemek masasında sofradayız evet. ve yemeğimize devam ediyoruz. Devam ediyor. Bu gerçekten çok acı. Remziye Hanım. Evet, bütün bu bunu çocuk üzücü. Bunu gözlemliyor, genç bunu gözlemliyor. Bütün bunlara rağmen yemek yeniliyor. Görüyor bunları. Diyorum yani çünkü çocuk onu herhangi bir şey gibi, hani bir su içmek gibi, bunlar bu evet. dünyanın içinde olabilecek olan şeyler gibi kanısıyor. Öyle gibi korkmuyor, korkusu yok çünkü. Evet. Algı operasyonuyla bunlar Kesinlikle. Alıştırılıyor çocuklara. Zaten medya ortak bir şuur evet. oluşturuyor. Bakıyorsunuz. Müslüman ailelerin çocukları da veya hassasiyeti olmayan ailelerin evet. çocukları aynı programları izliyor. Aynen. Oysa ki Müslüman ailelerin kriterleri vardır. Her şeyi evet. izlemez, olur. Her şeyi yapmaz. Evet. Onların bir süzgeçleri vardır. Evet. Şu an o yüzden gençlerimize ilmihal bilgisinin de Evet, verilmesi gerekiyor. Zaten ilmihalle başlamak gerekmiyor evet. mu Remziye Hanımcığım? Yani inşallah bu sorumluluğu hisseden anneler, babalar olarak olalım inşallah. Çocuklarımıza da bunları aşılayalım. Çünkü ancak bir Müslüman toplumunu böyle inşa edebiliriz. İnşa edebiliriz, yetiştirebiliriz. Allah hepimizin ilmini artırsın, Amin. Ufkunu genişletsin inşallah. Yetişkinlerin çalışkan olması lazım. Evet. Az uyuyacağız, az evet. yiyeceğiz. İnşallah. Allah'ınıza çok çalışacağız. İnşallah. Allah'ınız çok neyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür güzel, ederim. Güzel, hoş sohbetiniz için. Estağfurullah. Remziye Hanımcığım, Allah razı olsun. Cümle Efendim biz Remziye Hanım'ı uğurlarken ekranlarımıza güzel bir ilahi geliyor. Buyurun hep birlikte izleyelim. Gel ey baş tacım, sensin ilacım, sana muhtacım, ya Resulallah. Gel ey baş tacım, sensin ilacım. Ya Nebi Allah.
Fermanımsın, sen sultanımsın, ya Resulallah. Canda canımsın, hak fermanımsın, sen sultanımsın, ya Resulallah. Ya Resul.